Style and Protect hem tarzını hem saçlarını korur. Sevgili dostlar, Volen'in size Aralık ayı boyunca efsane hediyeleri olacak. Size çok güzel bir hediye seçtik. iPhone 12. Bayağı iyi hediye. Sadece Volen'e abone olmanız yeterli. Bir de Uğur hafta boyunca Volen'in bütün videolarında sabitlenmiş bir yorum olacak. O yorumun altına yorum bırakmanız yeterli katılmak için. Aralık ayı boyunca sadece iPhone 12 değil, yine çok çok güzel hediyeler olacak. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk Ne yapıyorsun? İyi. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. gelmiş. Lakos Viral ile Bit, gelmiş. Bir, bir, bir yorum vardı ya. Lakos'u bitmiş galiba. <laughs> Bence. Bak, hala varmış. Gerçi ee, bunu çok giydim zaten. En iyi zaten. yorumlardan biri evet. gelmiş. Gerçi bunu çok giymiş. Lacoste rotasyonuna tekrar dönmüş. Yani, <laughs> yıkandı. Covid'liydi <laughs> Lakos'ları. Yıkanınca tekrar. Ya, karantinadan <laughs> geri döndü. O zaman kimle mi? Galatasaray'la başlayalım. Evet, yani ee, Taylan Antalyalı ile başlıyoruz. Sen zaten yerden. E, aslında en fikir olduğumuz bir diziliş var orada. Hmm. E, çünkü aslında bu maçın hikayesi, şimdi Hatay Spor, bu ligin en çok yıpranan takımlarından biri çünkü en yoğun Covid problemini evet. yaşayan ekiplerden bir tanesi oldu. Maçlar ertelenmek durumunda kaldı. E, yani aslında neredeyse bir 15 gün ara vermek zorunda kalıp tekrar dönmüş bir takım var. E, Galatasaray'da da. Aslında şu anda bence Anadolu takımlarına en ters gelecek futbolu oynayan takımların belki başına geliyor. Bu son iki haftaki oyundan bahsediyorum. Ee, hani uygulayabildiği hı hı. sürece bu şekilde. Önde basarak rakibi bozma. Hı hı. Şimdi bu konuda sence Hatay bir reaksiyon verebilecek bir takım mı? Yoksa Galatasaray için uygun bir fikstürün devam ettiğini mi düşünüyoruz? Çünkü bence Hatay'dan sonraki fikstür de Trabzon maçına kadar çok uygun Galatasaray'ın. Ee, bu oyun temelinde devam etmesi adına. Bence e, diğer büyük takımlara göre yine en sert rakip Galatasaray'ın bence. Eee Hatayspor. Çünkü önde baskı... Denizli Spor. keza yine maç evet. adına. Beşiktaş mı Kasımpaşa ile Kasımpaşa ama Hatay sanki biraz daha hani e, bozabilecek bir takım gibi geliyor bana hani bu çünkü e, Covid'den dönenlerle birlikte ideal bir 11 buldular. Bamya çok, çok iyi gözüküyor. Çok formda. Akintola e, Ligin e iyi transferlerinden biri. Akintola da biliyorsun Onyekur tipi bir e, Hı -hı. kenar forvet. O da hani önde basan takımlar için bir bela olabilir. E, Hı -hı. topun ar arkaya koşularla vesaire. Ama Galatasaray bunu çok iyi uyguladı yani hem Kayseri'de hem de Rize Spor maçında. Onun devamı gelecek bence. Zaten muhtemelen aynı e, formatı göreceğiz. Aynı baskıyı göreceğiz. Zaten bir önceki programda şey söylemiştik senin. Yani Fegoli kafaları karıştırdı demiştik. Bunu biraz üstü kapalı kaldı. Onu biraz açalım istersen. Hı hı. Şu anlamda karıştırdı. Ben sizin programınızı da izledim. Ali Ece ile. Orada da bahsettiniz aslında. Yani Fegoli sezonun en iyi maçlarını 8 numarada oynadı. Hı hı. Ve bu biraz da beklenen bir şeydi aslında. Çünkü... Belki temposu artık bir kenar oyuncusu için yeterli değil. Topsuz koşuldaki e, ivmelenmesi yeterli değil. Hı hı. E, bir de hani sen, senin de şundan da bahsetmiştik. Eskisi kadar yüzdeli bitiremiyor. E, Aynen. Ki aslında çoğunlukla bulduğu golleri uzun şutlarla atıyordu fegoli. Yani ekstra gollerle atıyordu. E, ve aslında o eksik olduğu özellikler 8 numaraya geçince biraz daha tolere ediliyor. Yani 8 numarada Fegüli'nin daha çok hangi özellikler aranıyor? Oyun zekası aranıyor. E, Topla yapabildikleri aranıyor. Kilit pasları aranıyor. Bunları da yapıyor ve... Ee, ekleyeyim hemen sana. Hı -hı. Oradan devam et. Şey... Mesela Taylan için dönüşüm dedik ya mesela. Taylan'ın e, özellikleri 8 için yetersizdi. Galatasaray seviyesi 8 için. Ama Galatasaray seviyesi 6 için özellikler iyi. Hı -hı. 6 görevini yaptı. Fegüli'de de aynı ya. Yani. Sen takımın ana yaratıcısı. Yani her şey sana bağlı. Hücumda seni idare ediyoruz. Sen de bize maçı al. Hı -hı. Dediğin zaman 7 gol atan adam sana Hı -hı. problem olur. 7-8 gol atan. Hı -hı. Ama... 8 numaradan 6-7 tane bile atsan parlayan oyuncu olursun. Aynen. Yani o beklenti, ya yani golü işte kanatlar karşıladığı sürece Fegoli'nin 6-7 tane atması bir de lütuf bil gibi bir evet. olur yani. Neredeyse. Bir de hani e, dediğin gibi biraz daha temposu düştüğü için oyuncunun Hı. orada rakip savunma Fegoli yutabiliyor. O merkezde serbest 8 oynayınca daha rahat pozisyonlar buluyor. Bu da özellikle şeyden kaynaklı tabii. E, hep ondan da bahsediyoruz yani Fatih Terim ezberiye ya yapmadı. Yani Fegoli artık sen 8 numarasın. Hayırlı olsun. Yani böyle olmadı bu durum. Ona göre oynandı. Zaten o Hı -hı. kilit nokta orası. Yani önde karşıladığı için, yagın presin yaptığı için Galatasaray, feguriyi çok rahatlıkla orada kullanabiliyorsun. Yani aslında bir noktada şey diyebiliriz. Yani Kevin de bir gibi kullanıyor diyebiliriz. Evet. Aynen öyle. Ee, bu arada Rize Spor maçının istatistiklerine baktım. 83 kere topla buluşmuş feguri. 83. Çok çok iyi bir rakam bence ve müthiş e, canım. Aynen yani kilit baslarda var, driplinglerde var. Yani rakibi tamamen dağıtan, aslında maçın kilit oyuncusu Fegül olmuş. Topun üzerinden döndüğü oyuncuların sayıları bunlar. Atiba falan yapıyor onu Tabii. şeyse hani çok seri yapının üstünden geçiyor ya. Bu, evet. e, basit de oynuyor, tekrar geri alabiliyor. Ya yani bu Galatasaray için e, olumlu bir şey. Çünkü mesela Ankara Gücü'nün maçında burada hani eleştirmiştik Galatasaray oyunu yok demiştik. Orada toplayan çok oynayan ismi Saraç'ıydı. Bu bir aslında eksilik şey. Çünkü ee, o kadar tartışmışsın. Çarşıs kalmasın ki sürekli sol bekin atıyorsun topu. Ee, bu aslında Konya maçının Fenerbahçe'nin Canerle başına gelen He. şey. aynen öyle. Mecbur kalmışsın. Mecbur kalmışsın. O zaman Caner'in suçu olmuyor da Salah'ın evet. suçu değil. Salah'ın sürekli topla buluşuyor. Ee, ama işte mesela serbest 8'inde en çok topla buluşuyorsa burada bir şeyleri doğru yapıyorsun demektir. Demek ki hakikaten merkeze topla buluşmuşsun sürekli. Rakibi boğmuşsun demektir Hı. yani. Ee, o yüzden ben Fegole'nin bu ma bu maçta 8 numarada kalacağını düşünüyorum. Ama Belhan'da dönerse ne olacak? Ee, bunu düşündüm. Hı hı. Ki bence dönecek. Çünkü Belhan'da hani Covid öncesi gayet formdaydı. Adam pipetle beslenirken, çenesi kırık pipetle e, çikolatalı süt içerken maça çıktı adam yani. <laughs> Çorbayı bile pipetle içen adam. <laughs> Şeydi böyle evet. Ertan'ın kırık falan. Mercimek çorbasını pipet <laughs> içtik <laughs> ama o zaman dönemki performansı yani dönmese daha iyi olacağı bir, bir aydı aslında Aynen öyle. Kendisi ee, için de. Benim... Hatay Spor Maçı'ndaki tahminim yani bu aslında biraz şey, beklenti. Biraz Hı -hı. da kendi sosum var bir tane. Ee, Genelde öyle yapıyoruz ya biz. Hı -hı. Bu çoğunlukla aslında çıkılacağı düşünülen 11. Yani evet, Rize okay. Spor Maçı'ndaki 11'in bozulmayacağı düşünüyor altı. Yani Belhanda'nın da aslında girilmeyeceği düşünülüyor muhabirler tarafından. Ama ben Belhanda'nın 6-8 bölgesine geleceğini düşünüyorum. Fegöl'ün hani 8-10. Hani daha hücuma kırılan 8 numaraya. Bu ilk defa olacak bu. Galatasaray'da evet. 4. sezonlar ikisini ilk kez? Dördüncü sezonda ilk kez yan yana oynayabilir. Fegoli aslında dönem dönem Berhanda'nın yokluğunda denenmişti. Orta sahada, forvet arkasında denendi. Ama evet ikisi aynı anda hiç denenmedi. Ben de hatırlamıyorum. Tek on verimli olduğunu ben düşünmüyorum bu arada. O Yok, kan. hayır. Ben onda, ben onda verimli olmadı. Ama Burada sanki... Çünkü bir de Galatasaray hiç pres oynamadı Fevguli döneminde. Evet. Hep böyle işte yetenekli teknik babalar bir şeyler yapsın. Sıfırdan işte. atak kurdu hep. Aynen öyle. Hatta bir maç atıyorum. Herkes bir, bir şeyler yapsın takım. Geçen duruyor. sezon Fevguli ondaydı, Solda da Emre Mor vardı. Haliyle hiç pres yapamıyordu Galatasaray. O şimdi bahsettiğimiz gibi övdüğümüz o Gaggenpresik'le topu kaybedildi. Yerden hemen basma işini yapamıyordu ve çok kötü bir maç çıkartmıştı. Hatta puan kaybı da gelmişti diye hatırlıyorum. Hı hı. Hangi maç hatırlamadım. Hatta içerideydi. Ama... Şunu ben görmek istiyorum açıkçası. Bence hoca da merak ediyordur. Ee, Fegüli'nin böyle bir performansından sonra yeniden ben kenar forvetlerinin birine kaydırılacağını düşünmüyorum. Çünkü orada da iyi bir performans var. Belki vardı. yerleri değişebilir. Fegüli sağ yakın oynamayı daha çok seviyor. Belhanda da hmm, sol iç olabilir. şeyi var. Bunlar bir değişebilir. Aynen. Zaten bu şey sürekli değişimli oynuyorlar. Hı hı. ama dediğin... Sen rol olarak yazmışsın evet. aslında. Ama Emre Kılıç varken dediğin doğru. Biraz daha sabit kalıyor burada Feküvri. Çünkü Emre Kılıç sol ayağını kullandığı için orta sahada oynarken şurada daha rahat ediyor. Bir de Belhan'da zaten hiç, sol iç oynamayı bilen bir oyuncu. Hatta Belhan'da burada da oynamışlığı var. Tabii, o yüzden aynen. sol oyuncu aslında. Doğru. Yani o pozisyon değişimi olabilir hı hı. maç içinde. Zaten öyle olacaktır. Roller ee... aynı ama. yani Feküvri burada da oynasın. 8-10 burada olup Belhan da burada hı. olacak. Senin yazdığında burada burada evet. diye Normalde aslında ben Emre Kılınç'ı şurada daha çok e, görmek istiyorum ve bence performansı burada daha yüksek. bunu Doğru, katılıyorum. Ama, Hı. yani Fegüri'nin böyle bir performansını gördükten sonra yani. e, ve Emre Kılınç burada hani şuraya göre biraz daha eksik ama her şeye rağmen şuradaki enerjisi çoğu oyuncuda yok. Yani topsuz koşu. Arda, Babel… Hareketliliği, evet. Oyunculuk, e, buradaki alternatifleri söylüyorum. Emre Akbaba en son oynadı. Nispeten orada. belki Kerem Ben yani Kerem Emre Kılıç seviye olarak da... Yok. Hoca belli da... ki onu şimdilik 11 oyuncusu olarak görmüyor. Yoksa çok daha fazla ihtiyacı olduğu dönemde bile oynatmadı. Hı hı. Şu dönemde bence onu çok düşünmüyorum. Sadece oyuncu tipi olarak dediğine evet. uyan tek oyuncunun ben Kerem olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Onye kuru gelene kadar. Ama bence de burada oynar Emre. Evet Emre Kılıç yani şu... Fegüli ve Belhanda'yı hoca görmek isterse çift 8 numarada nasıl yapacaklar, bu arada çok acayip bir şey çıkabilir. Hı hı. Ee, Emre Kılıç zaten buraya kayacak. Hı hı. Doğal bir e, durum olacak bu ve bence şurada olmasının bir art, diğer artı özelliği de e, Saraççı'nın hemen riske edilmeyeceği düşünülüyor. E, hemen pat diye 11'e yazılmayacak yani biraz daha hı hı. saklanarak oynayacak. Emre Taşdemir'le fena oynamasın. Çünkü ne zaman oynatsam ya 60'da atıyor Bir de hani evet tam hazır olmadan ne zaman oynatsa sakatlandı dediğin gibi. Ee, şimdi burada Hatta hoca bir tepki göstermiş. bilmiyorum hatırlıyor musun? Yani, He, maç öyle. maç öncesinde hani fedakarlık yapmadığı için ama aslında görülüyor ki oyuncu belki antipatik bir şey. Hani kendi risk aldı ama bence oyuncunun yaptığı doğru. Saracchi'nin yaptığı doğru. Evet. Ben hocanın zaten açıklamasını doğru bulmuyorum onu konuda. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama Voleyde futbol içerik arası bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.